Çepnilerin gidişi heyecan, dönüşü hüzün olan yayla göçü çok önemli. Çepniler için bir sevdanın diğer adıdır yayla. Bir Karadenizli nerede olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, yılda bir gün bile olsa yaylasına çıkar. Hal böyle olunca yayla, yaylacılık ve yaylaya göç başlı başına bir kültürü beraberinde taşımıştır. Karadeniz'de coğrafi mekan iki kelimeyle tanımlanır. Biri cenik, diğeri yayla. Kışın geçirildiği sahil kesimleri cenik ya da kışlak diye anılırken, 2000 metrenin fevkinde olan insan ve hayvanların yazın konakladığı yerler yayla ya da yaylak diye anılır. Yayla heyecanı insanlarda yaşlısıyla genciyle günler öncesinden başlar. Yol azıkları hazırlanır, katır ve atlara vurulacak yükler denklenir. Hayvanlar göçten önce bir hafta boyunca günlük geziye çıkarılır. Bu, hayvanın yolculuğa dayanabilmesi için bir nevi spordur. Büyükbaş hayvanlar adeta bir gelin gibi süslenirdi. Hayvanlarla gidilecekse göç saati sabah namazının ilk vaktidir. Hava henüz aydınlanmadığından çıra ya da farfar yakılır. Kadınlar keşanını başına sarar, sepeti sırtına alır ve yaylaya göç gidilirdi. Göçler başladı yaylalara. Çan, kelekli koyunlar, çobanlar, işte bir yayla göçü. Biz de yaylalara bu şekilde gitmeye çalışıyoruz. Yayla yollarındayız. Erecek yayla yolu. Yayla yollarında birçok hikayeler, birçok hayatlar yaşanmış. Burası Zeynep Bacı'nın evi. Yayla yolculukları bu yoldan gelirken, görmüş olduğumuz yoldan gelirken, burada karanlığa kalınca burada misafirhane olarak kalıyorlardı. Yani otel olarak? Otel olarak. Ücretsiz. Buradan yaylaya, Karabacı'ya kadar gideceğiz. Yaya. Azıklarımız elinizde. Azıklarımız elimizde. Derede yemeklerimizi yiyeceğiz ve oradan kalkıp devam edeceğiz. Bütün ihtişamıyla Erecek Taş Köprüsü karşımızda. Asırlarca yayla göçlerinin gelip geçtiği yolları araştırıyoruz. Bu köprüden geçerken bazı sıkışık halde olurdu. Kalabalıktı koyun, 50-100 tane koyunlar. Bazıları düşerdi. Buraları bozulmuştu, yıkılmıştı. Yıkılmış bir haldeydi. Düşerdi, derede de yazın çok su olurdu. Alır giderdi dere. Değerli izleyenlerimiz, belki 300 yıllık, belki 500 yıllık. Evet. Nice köprüler gitti burada ama bu köprü dimdik ayakta. Maalesef defineciler taşlarını bazen çıkarmaya çalışıyorlar. Bu köprünün tescil edilerek koruma altına alınıp buraların turizme açılmasını bekliyoruz. Gerçekten o yayla kültürünü, yayla yolu kültürünü yaşamak için. Nice yayla göçleri Erecek Köprüsü'nü arşınlayarak yaylalara çıktı. İleri gitme yok. İleride çavuş var önümüzde. Biz hep beraber gidecek böyle peş peşe. İleri gelen de Ağdaş denilen yerde toplanırdı. Obaya hep beraber girerlerdi. Bir kurşun atacağım Erecek'in taşına. Yar ile bile yine çıktık çakıl başına. Göçe en son ne zaman geldik böyle yaya, çamlı, çere? Ne zaman en son geldik? Hatırlayabiliyor musun? 25 sene. 25 sene. Gençlerimize yaylaları tanıtalım. Dağ çiçekleriyle bezeli, tarihi taş döşemeli yayla yollarda yürüyüp, taş oluklardan akan billur sulardan içsinler. Çıkıp yaylaya, dört yanı taş duvar, üzeri hartama kaplı,
İçinde yer ateşi, tereğinde ağaçtan yayuk, külek, sağrak ve çanak olan bir evde uyusunlar. Ağaç yayukta yapılmış dövme ayrandan içip tereyağından yesinler. Akıl Baba Dağı'na tırmanış yapıp Ağustos ayında yamacındaki karla serinlesinler. Gülistan'da trekking yapsınlar. Kurtbeli, Karaovacık, Kurtini, Yalakoba, Çakılı gezerek Çepnilerin yayla kültürünü unutmasınlar. Emine Kahraman'la birlikte çeşmesinin başındayız ve kana kana su içiyoruz. Karadeniz ve Türk kültüründe olduğu gibi Soğukpınar'da da asırlardır devam eden yaylacılık vazgeçilemez bir yaşam biçimidir. Şimdi arada Cenik'te kaldık. Bari biraz temiz hava alacağız. Oh, yaylanın havası güzel. Belde halkının ilkbahardan çıktığı ve sonbahara kadar kaldığı yaylalar, gurbette yaşayan belde halkının da tatilini geçirdiği yerdir. Bizim olmazsa olmazlarımızdan yayla kültürümüz bizim asırlar boyu devam edip gelmekte. Bizim halkımızın şu anda %80'lik bölümü şu anda yaylada piknik yapıyor, obalarında geziyor. Havası buz gibi, suyu ve manzarasıyla yılın 6 ayının yaşandığı yaylaların önemi son 20 yılda daha da artmıştır. Yalakoba, Püllük, Çakılobalarında ikamet eden Soğukpınarlılar, bin yıllık otçu göçü geleneğini hala devam ettirmektedirler. Tarihimizin önemli kilometre taşı yaylalar, yaylalar, yaylalarımız ve Karabacık Yaylası. 700 yıllık gelenek, Türklerin Türkistan coğrafyasından getirdiği gelenek. ...1998 yılında başlayan tarihi Karaovacık şenlikleri Soğukpınar ve civardaki yaylaları şenlendirmiş ve yaylaların önemli bir cazibe merkezi haline gelmesine öncülük etmiştir. Daha farklı bir şey ve bizim kültürümüz eskiden bunu insanlar spor olarak değil artımayla yapıyorlardı ama artık bunu hem artımayla yaparak hem de yeni sportif aletlerle beraber bunu artık kültür haline getirmemiz lazım. Çocukluğumuzu yaşadık. Çocuklarımla birlikte çocukluğumuzu yaşadık. Meleşir koyun kuzular, adını duyunca buzlar erir de yüreğim sızlar. Özledim memleketimi oy. Sulur için yeşil fındık paşası vurdular kendine. Gelen işte boşası, gelen işte boşası. Karaovacık Baraj Gölü'nün yapılmasıyla yeni bir manzaraya kavuşan Soğukpınar yaylaları, yeşil yolunda hizmete girmesiyle Giresun'un önemli turizm merkezlerinden biri haline gelecektir. 2600 kilometrelik bir yeşil yol. Bu yeşil yolun standardı 7+1 ve konforlu bir yol ve turizm konusunda yarım tur otobüsün yayına geçebileceği bir genişlikte bir yoldur. Dağının üzümü dinle benim sözümü, dinlemezsen sözümü göremezsin yüzümü.